Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Valla ben az önce bir tane saç kestim. Bu saçı çektik ama maalesef 4K olmuş. Dakikası 10 dakikaydı, sildim o videoyu. Onun yerine şimdi saç nasıl yıkanır onun videosunu çekeceğim. Artık kusuruma bakmayın, bir dahaki sefer artık Ömer'in saçını kestiğimde öyle atarım. Daha da fazla uzatmadan lafı, hemen saç yıkama işlemine geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizi çeviriyorum, bir dakika. Bu arkadaşımız da Ömer Berber. Bunun da YouTube kanalı var. Kendisi sağlıklı yaşam koçluğu yapıyor. Onunla ilgili fit yaşam ve yiyeceklerle beslenme ile ilgili videolar çekiyor. Eğer ki olursa onu da Ömer Berber ismiyle takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben, siz artık benim sadece oradan elimi falan göreceğiniz galiba. Az biraz bekleyeceğiz. Yok, şu an sadece burası gözükür. Bunun içine odakladım ya. Saçı kestiniz. Şimdi sıra geldi yıkamaya. Havluyu taktınız. Gel oğlum şimdi. İlk önce saçı kestiğiniz için ilk önce bir şöyle kılları bir atın. Böyle yavaş yavaş şöyle güzelce bir kılları atın. Suyla. Ve en önemlisi, şimdi herkesin farklıdır saç çıkaması, benim daha farklıdır. Ben böyle ikiye alıyorum. Hem öne hem de enselere şampuanlı güzelce yedirin. Ayrıca saç çıkarken biraz da müşteriye de masaj yapıyormuş hissi verin. Böyle avuç içlerinizle değil. Şunlarla, parmak uçlarınızla yaparsanız daha iyi. Birinciyi yaptınız. Ben normalde şampuanlama işini iki kereden yapıyorum. Bir kereyle yapmıyorum. Bir kere yetmez. Siz bu müşterinin dediğine bakmayın. Siz Ömer'in dediğine bakmayın. Bir kere de saçtaki kılları hiçbir zaman atamazsınız. Evet. Kalır. Şimdi sıra geldi ikinciye. Güzelce böyle tekrar yapıyorsunuz. Mesela şampuansız yapsalar aynı olur mu? Şampuansız mı? Evet. Çok bol suyla yapmaları lazım. Evet. Bayağı bir bol suyla. Ve şimdi hafiften de böyle masaj yapın. Parmak uçlarınızla. Kulakların içleri, kulak etrafı. Ömer gözlerini kapat oğlum. Sonra elinize alın böyle köpüğü böyle. Ondan sonra böyle yüzüne güzelce yedireyim. Sonra sizde bundan var mı bilmiyorum. Şu tırnaklı bir ürün. Bu çok güzel rahatlatıyor. Çok fazla bastırmayacaksınız bunu. Hafif hafif. Hem aradaki kılları da atarsınız. Hiçbir şey kalmaz. Müşteri de evine gittiği zaman veya saçlarınızı yıkadıktan sonra etrafında kıl kalmaz. En üstten başlayın ilk önce şöyle. Önlerden bir suyu atın, köpüğü atın. Ondan sonra bakın elinizi şu pozisyonda böyle alıp atın. Şöyle güzelce kulak içleri. Buradan böyle alın tekrar suyu. Buraları da. Hiçbir yerde köpük kalmayana kadar güzelce suyla durulayın. Biraz bastırın suyla atarken. Müşterinin canı yanmaz, merak etmeyin. Ve olay bu kadar. Ömer şimdi bekle oğlum. Ben şu kamerayı bir ayarlayayım. Tamam. Dur bekle, sen gelme. Ben seni kaldıracağım ya. Şimdi burayı hallettik. Ben şurayı şöyle bir ayarlayayım. Bir dakika. Aynen, sanırım şu an görüntü gayet güzel.
müşteri buradan aldın, gel oğlum. İki taraftan böyle tutun. İlk önce şurası. Sonra önler ve enseler. Enselerden su kaçırmamaya dikkat edin. Ve sonra saçın üstlerine böyle yavaş yavaş gelerek, gene parmak uçlarınızı kullanarak, avuç içleri değil, böyle masaj yapa yapa hem müşteri hem de kendinizi rahatlata rahatlata işinizi güzelce yapın. Sonra tekrar şöyle bir eline yüzüne bir bakın. Su varsa şöyle yaptıktan sonra sıra geldi. Neye? Hepinizin hatası. Çoğu bu hatayı yapıyor. Nereye kurutma? Kurutmada değil. Kulaklar. Bakın bu hatayı çok yapıyorsunuz. Sadece saçı yıkadıktan sonra pamuklamadan müşteriyi kaldırıyorsunuz. O adamın kulaklarının içinde sular kalıyor. İlk yapacağınız iş hemen kulakları sileceksiniz. Kulaklar bitsin. Ve şimdi sırada ne var? Tabii ki de kurutma. Ama ben bu fön makinesini buradan nasıl alacağım? Bir dakika. Hem orayı oynatma, hem burayı oynatma. Bu dur dur dur. Sıkıntı yok. Ömer, fön çekeceğiz mi oğlum, sadece kurutayım mı? Kurut abi yeter. Sadece yeter değil mi? Geldi kurutma işlerine. Yanlardan başlayın. Ve yanlardan başlayın ve saçı öne doğru. Böyle karman çorman saç yapmayın. Enseler. Buralar. Ömer iyi mi oğlum? İyidir abi, eline sağlık. Teşekkür ederim. Daha da başka fazla bir şey yapmıyorum zaten. Ha, bir şey sürmeyeceksin değil mi? Yok yok abi. Kalsın böyle. Aynen. Arkadaşlar tıraş da bitti. Ben şöyle onu da göstereyim, çevireceğim seni. Bekle. Otur lan. Bak böyle. Çok basit böyle böyle. Ufak böyle böyle. Hafif yanları böyle yarımla aldık. Böyle ince bir makasa da kat verdik. Üstleri de hafif toparladık. Önler biraz daha uzun. Klasik bir erkek saç modeli. Erkek adam saçı. Erkek adam saçı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Instagram'dan Halim Altan Kingav ve Salon Halim Kingav official olarak takip edebilirsiniz beni. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Ayrıca Ömer Berber. Onu da unutmayın. Sağ olun. Hadi görüşürüz.